Mart. Bugünkü konumuz tamamıyla sera. Yapımından itibaren tam bir sene geçti çünkü. Bugün birinci senesini kutluyoruz. Aktif olduğu itibaren. Fakat aktif olana kadar neler yaptık ve nasıl bu bir sene içerisinde gayet verimli bir süreç geçirdim. Ne yapsam tabiri caizse çıktı ve hiçbir özel bakım gerektirmeden, ilaçlama yapmadan, hiçbir böceğin saldırısına uğramadan bu sera verimli bir sene geçiriyor. Size bu bölümde bunu göstereceğim. Sera tam bir senedir aktif. Ama bu bir seneden çok daha önce çalışılmaya başladı. Öncelikle ben burada gördüğünüz yatakları, şu an bitkilerin olduğu yatakları daha demirler bile dikilmeden önce güzelce bir seranın tam olarak nereye geleceğini önceden ben bir iplerle belli edip demirlerle bir kepçe sokup bu yatakları kazdırdık. Yaklaşık 60-70 santim aşağıda yataklar. Neden? Çünkü burada da aynı bahçede gördüğünüz Hügel Culture, yani kompost ile kendi yatağında yerinde kompost yaparak bir yataklar oluşturmak istedim. Bu yatakları yükseltmek istemedim ahşaplarla. Çünkü burada ağaç da yapacağımdan dolayı ağaçları için açıkçası daha da yükseltmek yerine yüksekliğin belli bir limit olduğu için yaklaşık burası sanırım 4,5-5 metre yükseklik limitim olduğu için bunları yükseltmek yerine aşağı aldım. Bunu yükseklikten kar etmek istedim. O yüzden yerleri aldım. Aynı gördüğünüz gibi en altta büyük dallar, ondan sonra küçük dal parçaları, sonra daha da küçük sağdan soldan bütün bahçeden atıklar, kompost, gübre, bokashi kompostu, daha fazla atık. Aslında bir önceki bölümlerde, daha doğrusu kompost bölümünde size gösterdiğim gibi aynı şekilde buraları doldurmaya başladım. Yani yaklaşık bu 1,5 sene önce başladı. Bir 6 ay hatta daha uzun süre aldı açıkçası doldurmam. Çünkü biz buraları doldurduğumuzda, açtığımızda en alt yerler hala boştu. Oraları doldurmaya devam ediyorduk. İşte çıkan bahçe atıkları da her şeyi dolduruyorduk. Bir sene önceki halini görüyorsunuz. Burada daha hiçbir şey yoktu. Toprağımız hazır olduğunda ilk fidelerimizi getirmeye başladık. Burada fideleme ve sadece tohumları elle sağa sola fırlatarak yönteme başladık. Ve ekstradan dışarıdan sadece perlit koydum açıkçası. Küçük perlit taşlarından bahsediyorum. Toprak iyice havalı olsun diye. İlk toprağımızda özellikle bakla yetiştirdim. Evet, çok kompost zengini bir toprağım var ama bazı noktalarda dışarıdan çok ilave yetmeyen yerlerde ilave toprak getirdiğim en sol tarafta ilk bakla yetiştirmeye başladım. Bakla gibi bütün baklagiller, bakla da bunlardan biri tabii ki, toprağa azot bağlayıcı bitkilerdir. Yani sizin toprağınızı yeşil gübre olarak adlandırılır. Toprağınızı gayet azot olarak güçlendirir. Geldiğimde bütün arazi olduğu gibi burayı da önce bir yoncayla da kapladım, geri boş kalan yerleri. Elimde yonca tohumu vardı bol bol. Bütün araziye attım ki burada dağlarda da kendiliğinden yonca çıkıyor. Attığım yoncaları biçtim, toprakta bıraktım büyüdükçe. Böylece iyice bir hem mulch olarak yukarıdan gübreyi vermiş oluyorsunuz hem aşağıdan. Ondan sonra da hep beraber burada gönüllülerle ekim dikime başladık. Ağaçlardan ilki papayaydı. Ben daha önce hayatımda papaya yemedim. Nasıl bir tadı var bilmiyorum. Şu an olmuş bir sürü büyük meyvem var ayrı mesele, olmak üzere olan. Fakat ilk bunu diktik. John'dan aldık, Nefes Vadisi'nden. Çeliklemişti. Küçücük bir fideydi, göreceksiniz. Fakat şu an kaçıncı ayı? Tam bir sene dolmak üzere tuttuğundan beri. Geldiği hale bakın, neredeyse benle aynı boyda. O biraz aşağıdan başlıyor. Ben bir basamak yukarıdayım. Şöyle yani. Çok hızlı büyüyen bir bitkiymiş. Biz de bu kadar hızlı büyüyebileceğini düşünmedik. Papaya'nın hemen ardından biz buraya öncelikle kardeş bitkiler dediğimiz ve bu yetiştirilirse çok önemli olan aynı türü burada hiçbir zaman çok fazla yan yana göremezsiniz veya her sezon oraya başka bir şey gelir. İkincisi, türlerin arasında muhakkak mesela burayı kötü yararlı böcekleri çekip yararsız böcekleri dediğim zararlıları uzaklaştıran çiçekler var. Örneğin
zinniya, örneğin kadife çiçeği, latin çiçeği, tabii ki domateslerin arasında veya her yerde fesleğen. Ya bize güzel kokan büyük ihtimal bütün bu tıbbi aromatik bitkiler de oluyor. Hepsi zararlı böcekleri uzaklaştırıyor. O yüzden mesela burada her daim 7/24, daha doğrusu bunlar biraz daha yaz mevsiminin şeyleri. Zaten zararlar da daha çok yazın geliyor. Kışın biz kül uygulaması yapıyoruz. Evet, yağmurlardan sonra odun külümüzü serpiyoruz. Bu da tırtıl gibi. Kelebekler hep bırakıyorlar ya yavru. Bunlar gibi zararlıların aslında bitkiyi yemesini engelliyor kül. Yazın da bu kardeş bitkileri muhakkak birlikte ekiyoruz. Örneğin üç kız kardeş derler. Biri kabak, fasulye ve mısır. İşte mısırı biraz önce ekersiniz, ardından fasulyeyi ekersiniz. Bütün mısıra dolanarak yukarıya çıkar. Kabak da bütün toprağı örter ve aslında bunlar bir şekilde gerçekten birbirlerine hep destek olarak, zor günlerinde birbirlerine destek olarak var olan bitkiler. Bunun gibi çok bitki var. İşte domatesle fesleğini dikerseniz harika olur. İşte domatesin yanına sallıyorum size soğan dikmezsiniz de, patates dikmezsiniz de marul dikersiniz harika olur. Gibi bunun bir tablosu var. İnternette eğer kardeş bitkiler diye yazarsanız emin olun bu tablo karşınıza çıkacaktır. Yabani bitkileri veya ölmüş bitkileri sökerken kesinlikle köklerini de söküp atmıyoruz. Köklerini içeride bırakıyoruz kestikten sonra. Diğer kestiğimiz kısım da komposta gidiyor. Bu köklerde hala besin var ve bu besin toprağa karışıyor köklerle. Neredeyse geçen yıl tam aktivite başladıktan itibaren biz burada çok verimli bir ürün elde etmeye başladık. Ki gönüllüler de vardı. Gönüllülere bile çıktı. Yani yaklaşık 10-12 kişiye yetecek kadar ürün toplayabildik. Bu da benim ilk senem için büyük bir başarı ama bundan önce 3-4 sene burada bir çok fazla ürün elde edememe dönemim vardı. 3 sene. Kesinlikle yetecek bir ürün değil. Hatta verdiğin çabaya az gelecek gibi oluyordu. Fakat pudama işlemlerini, bitkinin bakımı, toprağımı, havayı, dikeceğin zamanı, gölgelendirmeyi öğrendikten sonra işlerin seyri biraz değişti ve yaklaşık 2-3 aileye yetecek kadar ürün alabiliyorum. Tabii ki sırf sera değil, dışarısı da var. Seranın avantajı şu, sadece bizi soğuktan korumuyor. Hatta ben mevsimsel dikiyorum seraya da. Yani gidip kışın yazlık şey üretmeye çalışmıyorum burada. Fakat bizi aşırı soğuklardan, donlardan korumasının yanı sıra yazın da bizi aşırı sıcaktan koruyor. Şimdi 45 derecede burada gördüğünüz fasulyeler, kabaklar, her gün deli gibi size kabak veren kabaklar 35 derecenin üzerine çıktığı an hava anında duruyor. Her şey bir anda kesiliyor. Böyle sera gibi kapalı ortamlarda güzel olan şey bunun üstünü örtmesi de çok kolay. Hemen taşlarla atıyoruz gölgeliğimizi, karşı tarafa iplerle çekiyoruz, bağlıyoruz. Size harika bir gölgelik oluyor ve bu gölgenin sıklığını karar verebiliyorsunuz. %50 mi güneş geçirecek, %100 mü güneş geçirmeyecek. Bu sayede gayet yazın en sıcaklarda bile dışarıda alamadığım ürünü serada alabiliyorum. Domateslerim devam ediyor, kabaklarım devam ediyor. O yüzden içeriye de dışarıya da ne varsa ekiyorum. Örneğin çileklerim var. Çileklerimi sadece oraya 4 tane ektim ve kendileri ata ata çoğaldılar. Bu kadar alana yayıldılar. Zamanla buranın yarısını onlara vereceğim. Buraya baklalar gelecek seneye. Örneğin patlıcanlar diktik. Patlıcanlarımız çok verimli oldu. Fazlasıyla verimli oldu. Hatta bunu da John'dan öğrendim. Patlıcanı her sene yeniden dikmemize gerek yok. Kışlık budamasını yapıyorsunuz. Alttan çıkan sürgünlere izin verip üstte ne varsa kesiyorsunuz. Arkamda gördüğünüz gibi gayet güzel çiçeklenmeye başladı. Büyüdüler de. Bu sene de gayet verimli bir şekilde devam ediyor aynı kökten. Fasulyelerimiz var. Geçen sene aşırı sıcakların dışarısında en verim aldığımız ürünlerden biri. Bu ipleri onun için hazırladık. Antonio'yla. Yaklaşık 4-5 günde bir
10-15 kişiye yetecek kadar fasulye çıkardı sadece bu küçücük alanda. Toprakları verimli olduğu şekilde, yani mutlu oldukları halde, toprağımız verimliyse ve bu zararlarda uzaksa bir şekilde, doğal halde tabii. Emin olun sürekli hani veriyorlar. Biri yazmıştı, patlıcanları şov için yapıyor, patlıcanlarını toplamaz mı insan diye. Emin olun 4-5 günde yenisi çıkıyor, daha anlamadan size. Önemli olan toprağa, esas bunların yaşayacağı, besleyeceği ve sizi de besleyeceği. Biz aslında topraktaki bakterileri bitki yoluyla bir yerde içimize alıyoruz besinleri. Sizi de besleyeceği esas şey toprak. Eğer bu toprağı mutlu ederseniz, oradaki yaşayan organizmayı, çünkü orada yaşayan bir organizma var. Bunu mahvetmemeniz lazım. Bunu çapalamamanız lazım. O yaşayan organizmaya fazla dokunmazsanız toprak da size istediğinizi çok rahat bir şekilde veriyor. Ve açıkçası ben 20'ye yakın narenciye diktim. Narenciyelerin hepsi burada don olduğu için ve çok aşırı rüzgar olduğu için, Bodrum merkez gibi değil. Burada en az yılda 4-5 kere don oluyor. -5'leri rahat görebiliyoruz. Yaşayamadılar. Daha doğrusu büyüyemediler, öyle kaldılar yaklaşık 3 sene boyunca. Sonra bir tane limonu içeriye diktik. Hatta ikincisi burada büyüyor. Ki limon çok yiyoruz. Hiç olmazsa limonumuzu tüketebilelim diye. İkincisi, dışarıda zavallım kışları ölüp yazları canlanan ve küçük kalan, bundan daha büyümeyen muzumuzu buraya diktik. Görüyorsunuz çok mutlu bir şekilde büyümeye başladı. Hemen arkamda burada ejder meyvesi var. Dragon fruit. Ve burada da bizim daha çok yerli bir tür olan çarkıfelek meyvemiz var. Çiçeği de harika olan bir meyve. Buranın nasıl sulandığını göstereyim. Bu su bizim ana çıkan suyumuzdan basınçla geliyor buraya. Kendi yer çekim basıncıyla. Bakın, her yerin şeyine böyle bir cihaz aldım. Bütün muslukların çıkışına. Burada şu anki zamanı gösteriyor. Her gün 9.30'da, her gün değil 9.30'da 20 dakikada 20 dakika su verecek. 3 günde bir. Eğer manueli de burada değiştirdiğim an manuel su vermeye başlıyor. Mesela 5 dakika, ben burayı bir kendi kafama göre süreceğim. Öyle de açabiliyorsunuz manuel dakikayı da, 5 dakika 10 dakika da. Artık ne isterseniz. Böyle basit aletler var. Ya bunlar ben aldığımda ucuzdu, şimdi pahalandı anladığım kadarıyla, ama bunlarla çok rahat, pil ile gayet 1 sene 2 sene dayanabiliyor bunlar. Tabii ki bu ne kadar sık kullandığınıza bağlı. Yazın gerçi sıklaşıyor. Kışın kaldırıyorum. Kışın kullanmıyorum. Özür dilerim. Serada tabii ki kışın da kullanıyorum ama bahçedekileri kaldırıyorum. Çünkü serada kışında yağmur almıyor. Bu benim ana borumu besliyor. Ana borumdan da dağılmış bir şekilde damla sulamayı görebiliyorsunuz. Ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Çünkü tamamıyla bahçe atıklarıyla kompost olarak oluştu. Hiçbir şekilde kazı işlemi uygulamadan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kazmıyoruz. Tohumları direkt yüzeyden elle dağıtma yöntemiyle atıyoruz. Fide yaptıysak fideleri şöyle toprağa hemen gömüveriyoruz. Zaten çok yumuşak bu toprak. Hani dışarıdaki şey gibi sert değil. Ama tabii bunları, mesela buraya ağaç dikmemeye karar verdim. Buraya tahtalar koyup ya da taşlar koyup yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü yükseltmeyince de iki tane hakkınız var. Ya oturabilirsiniz, yere oturmanız, yayılmanız gerekiyor. Ya da böyle belinize eğiyorsunuz. Bu da bayağı bir mesafe, hele uzun boylular için. Bel fıtığı gibi hemen hastalıklar hemen ortaya çıkıyor. Bu yüzden yükseltilmiş sebze yataklarının aslında üçüncü en büyük avantajı da bu. Yükseltildiği için üzerinde çalışmanız çok daha rahat oluyor. Zamanla bunları yükselteceğimi düşünüyorum. Çünkü zamanla ben de yaşlanıyorum.